ekranlarında tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Değerli arkadaşlar Osmanlı Türkçesi derslerimizde bir takım kuralları görmüş ve bu kuralları metinler üzerinde uygulamaya çalışmıştık. Yine şimdi bir metin gelecek ve bu metin üzerinde görmüş olduğumuz temel kuralları tekrar hatırlamış olacağız. Evet şimdi metnimiz geliyor. Buyurun. Dün yağ Dünyayı, dünyayı dü zel ten dü zel evet dünyayı düzelten çocuk acaba çocuk dünyayı nasıl düzeltmiş görelim aynı zamanda babalar olarak çokça yaptığımız bir hatayı burada görmüş olacağız evet slaytımız geliyor adam adam pazar pazar sabahı sabahı kalktığında kalktığında keyif keyifle keyifle e li ne keyifle eline evet okunuşunu hep birlikte görüyoruz Adam pazar sabahı kalktığında keyifle eline evet keyifle eline ne almış bakalım. Evet. Ra z t -si gazetesini Evet. Gayınla yazılıyor gazete. Gazetesini aldı. Sı sattan sonra y geldi sı ra da. O Lu oğlu ko -şa -rak. koşarak koşarak geldi evet metni görüyoruz o şunu tabii gazetesini aldığı sırada oğlu koşarak geldi bakalım ne olmuş ve parka parka ne zaman ne zaman gidecek? cek le ri ni Sordu. Evet. Okunuşu geliyor ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Sonraki cümlemiz geliyor. Adam hiç hiç du ş r ya dışarıya çık çık mak evet mak mek ekleri mim ve kaf harfleriyle yapılıyor. Okuducu falan gelmiyor. Evet. Mek olursa kef ya, kef geliyor ama asıl burada dikkat edeceğimiz şey okuducu ses gelmiyor. Çık mak is t m di g harfi g harfini hatırlayalım. Hem g hem yumuşak g şeklinde okunuyor idi. Burada yumuşak g şeklinde istemediğinden istemediğinden Evet. Okunuşunu görüyoruz. Adam hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir B Ha ne bahane bahane diye bugün söylediğimiz kelime böyle yazılıyor. B b ha ne şeklinde yazılıyor. Geçmişte böyle okunmuş. Evet. Bir bahane bulması mim sin ye bulması g r kiyor yor du. Evet. Gere, ki, yor, du. Evet baba çocuğa bir bahane bulacak çıkmamak için. Evet bir bahane bulması gerekiyordu. Sonraki cümlemiz. Sonra sonra gazetenin gazetenin da dağıt dağıtığı, dağıttığı dünya dünya ha ri ta S Dünya haritası. Okunuşu. Evet sonra gazetenin dağıttığı dünya haritası. Evet. G harfimiz vav var. Gö, zü, ne. Gözüne. İ, i, liş, di. İlişti. Dünya, hari, sını haritasını dünya haritasını okunuşunu görüyoruz gözüne ilişti dünya haritasını evet çok çok zor bir l cek, evet çok zor bir l Şecek şekilde parçalara ayırdı. Zaten okunuşunda altta görüyoruz. Evet devam ediyoruz. Eğer G harfi yumuşak g şeklinde okunuyor burada. Eğer bu haritayı düzelte bilirsen Düzeltebilirsen okunuşunu görüyoruz. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni seni parka götüreceğim Ceyim dedi. Evet seni parka götüreceğim dedi sonraki cümlemizi görelim 10 10 dakika son sonra oğlu oğlu baba cığım babacığım 10 dakika sonra oğlu babacığım haritayı düzelt. Düzelt. Z'yi hem lam, lama hem T'ye bağladık. Düzeltdim. Artık parka gidebiliriz. Dedi. Didi dedi. Okunuşunu görüyoruz. Evet haritayı düzelttim artık parka gidebiliriz dedi. Adam önce kafi nuni genizden gelen ne sesi önce inanamadı. İnanamadı. Gör dü yün de 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 Evet, okunuşunu görüyoruz. Adam önce inanamadı gördüğünde de hayretler hayretler i çin de, deydi. Evet. Elif yukarıdaki şu çizgi ve iki nokta y harfi i Ç, çin için deydi. Nasıl? nasıl? Yaptığını, ...yaptığını sordu. Okunuşu hayretler içindeydi. Nasıl yaptığını sordu. Ve... ...oğlundan... ...oğlundan şu... ...ibretlik... ...ibretlik ce va b al al -dı. Evet. Bakalım idre ibretlik cevap neymiş? Okunu şunu şimdi görelim ve oğlundan şu ibretlik cevabı aldı. Evet. Bana bana ver di verdiğin hadi ta'nın haritanın arkasında arkasında evet bana verdiğin haritanın arkasında okunuşunu da görmüş olduk bir insan resmi resmi vardı vardı insanı düzelt düzelt diyim zaman bir insan resim vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendi düzelmişti. Evet oldukça ilginç ve ibretlik bir cevap vermiş oldu. İnsan düzelirse dünyada düzeliyor demek ki. Dünya kendiliğinden düzelmişti. Evet, son slaytımıza geçiyoruz. Okuduğumuz metni topluca tekrar okuyacağız. Evet. Dünyayı düzelten çocuk. Adam pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldığı sırada oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Adam hiç dışarıya çıkmak istemediğinden istemediğinden bir bahane bulması gerekiyordu. Sonra gazetenin dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Dünya haritasını çok zor birleşecek şekilde parçalara ayırdı. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim dedi. 10 dakika sonra oğlu "Babacığım, babacığım. Haritayı düzelttim. Artık parka gidebiliriz." dedi. Adam Önce inanamadı. Gördüğünde de hayretler içindeydi. Nasıl yaptığını, yaptığını sordu ve oğlundan şu ibretlik cevabı aldı. Bana verdiğin haritanın arkasında bir İnsan resmi vardı. İnsanı düzelttiğim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti. Böylelikle metnimizin sonuna geldik. Oldukça ibretlik bir metin okumuş olduk. Diyelim ve bugünkü programımızı burada bitirelim. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.